kızım. Hoş geldin oğlum. Afiyet olsun. Ellerine sağlık Serap. Afiyet olsun anneciğim. Kaç gündür çok yoruldun. Ama Azra gelince azalır yükün, merak etme. İlla ki yardım ediyordur sana. Ediyor tabii babaanne, etmez mi? Hatta Azra var ya, mutfağa bir giriyor, bir döktürüyor. Kimseye de karıştırmıyor işini. Normal oğlum. Hem beceriklidir hem eli lezzetlidir Azra'nın. Evet, çok becerikli, sağ olsun. Hadi buyurun. Siz ikiniz kavga mı ettiniz? Niye böyle soğuk duruyorsunuz? Kim? Biz mi? Bu mu kavga edecek benim babamla? Ya ben kıyar mıyım buna? Arda oğlum. Okuldan arta kalan zamanda şirkette abine yardım et. Ediyorum zaten babaanne, etmez miyim? Aferin oğlum. Abine destek olmak lazım. Siz ikiniz kardeşsiniz. Ne kimse sizin aranıza girebilir ne de sizi ayırabilir. Siz iki kardeş omuz omuza çalışıp her şeyi güzelleştireceksiniz. Ben biliyorum. Size güvenim tam benim. Hadi. Afiyet olsun. Dinlendin mi biraz? İşte birazcık. Anca kendime gelebildim. O kadar valiz tanem. Hepsini bir arada almasaydın keşke. Yani aslında gelebilirim sandım ama. Evet, o üçüncü valiz biraz fazla oldu. Bir ara havalimanında imdat diye bağıracaktım hatta. Keşke haber verseydin. Ama sürpriz. Geldiğine o kadar çok sevindim ki. Ben de. Ben de çok sevindim. Sıfırdan bir hayata başlamak biraz korkutucu olsa da. Sen bunu daha önce yaptın. Üstelik o zaman duygusal olarak daha da zayıftın. Ama bak, toparlandın, geri döndün. Ben senin hep arkandayım. Merak etme. Bu sefer sıfırdan başlamak çok daha kolay olacak. Kendine yeni bir hayat kuracaksın. Yeni bir hayat kurmak için önce eski hayatını silmen gerekir. Boşanma evraklarını imzaladım. Ulaşmış Cenk'in eline avukat aradı. Bunu yapabileceğini düşünmüyordum. Yani şu anda kafam bu kadar karışmışken vicdanına yenilirsin diye düşünmüştüm. Daha fazla acı çekmek için yerim kalmadı. Feride teyze bir taraftan. Onun için her şeyi yaparım ama bu Cenk'le benim meselem.